İstanbul Merkez Mansur El Sabah canlı yayında. Anlaşılan yakın kanalda görüşürüz. Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Selam. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin biri bir bumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Akşamlar canlı yayın Mansur El Sabah Show'a hoş geldiniz. Program yapımcınız, sunucunuz artı disk jokeyiniz ben Mansur El Sabah. İstanbul Merkez Stüdyom'dan aşk, sevgi ve sağlıcakla temennilerimle başlıyorum. Şarkıyı sonda çalacaktık ya giderken hani kalmam bura. Güzel şarkı da şimdi girişte değil sonda filan çalmamız lazım. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hadi eyvallah. Kalmam. Diyeceğim. Efendim geçtiğimiz yıllardan beri ağzımıza sakız gibi yapıştığı maske. Bu akşamki program konumuz fenalık geçirten maskeler. Maskelerle ilgili yaşadığımız anılar, maske hakkındaki düşünceleriniz. Maskenin faydalarını biliyoruz ama bu akşam zararlarını konuşacağız. Çünkü artık konuşmanın tam zamanı. Maskelerin çıkardığı... Maskelerin efendisi.
Maskelerin çıkarıldığı tek program Mansur El Sabah Show başladı. Bu programda maske yok. Bu programın dinleyicilerinde de maske yok. Maskeleri çıkarıyoruz bu programda. Programda maske takmak yasaktır. Ebru Yaşar başlamadan bitirdin. Programımız burada sona erdi. Yarın akşam buluşmak ümidiyle. Sana sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Yani böyle bir şey yapsam ne yapardınız? Program başladı ve program bitti. Hadi bana eyvallah kardeşim. Desem ne yaparsınız? Efendim lütfen bize yazın. Bu arada şaka maka, yani program yeni başladı ve devam ediyor. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Evet, programımız devam ediyor çünkü hem daha yeni başladık arkadaşlar. Saatimiz 18.05, burası İstanbul. İstanbul'da bugün yağmurlu, sıcak, serin, soğuk, açık, kapalı bir hava var. Eyvallah, çok güzel konuştun. Yani böyle bir hava var. Yağmurlu, sıcak, açık, rüzgarlı, rüzgarsız, polenli, polensiz, yağmurlu, yağmursuz, sabırçı, Efendim aha işte böyle bir bahar akşamından sesleniyorum size. Bir bahar akşamı seslendim size efendim. Hayırlı baharlar olsun. Hala bazı ağaçlarda çiçeklerin olduğunu görüyorum. İçim böyle gidiyor. Lanet olası virüs ve lanet olası maskelerle 17 günü de evde geçirmiştik biliyorsunuz. Tam böyle o bahar aylarının en güzel günleriydi o günler. Neyse ki işte bir inişe doğru geçtik inşallah. Dördüncü tepe noktası denilen dördüncü pik. Yani o pik inşallah olmaz. Hep piktir. Hep piktir orada. Hadi. Yani umarız hap piktir olur. Ve üçüncü pikle bitmiş olup bu virüs piktir olup gider. Hep piktir. Hadi. Hadi. Hoş. Virüsü hoş diye kovan tek program. Bak bu hoş bilimsel bir laftır arkadaşlar. Hoş. Haşa huzurdan böyle güzel bir bahar akşamı öyle neymiş. Ama biliyorsunuz özellikle köpek saldırılarında çok etkilidir. Şimdi bir gün bana böyle birkaç köpek dediğim saydım daha sonra uzaktan böyle. Hormonlarım filan yerine geldiğinde tam 9 köpek saldırdı bana. 9 tanesi. Bilenler bilir beni. Biz böyle sallamacı biri değilizdir. Korkudan o sırada 9'u saldırsa o kadar korktum ki kimse yani korkmamazlık edemez. 9 köpek ve dalyan gibi böyle. Hani o dişlerini gülermiş gibi. Yani böyle 9 tanesini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte bunların yanında kaldım. Tabii çok affedersiniz, çok gerizekalı bir hayvan severin hatası bu. Çünkü insanların geçtiği yola kemikleri, etleri yığmıştı. O sırada ben oradan geçmekteydim ve hayvanlar tabii içgüdüsel olarak o yiyeceğe sahip çıkacağım. Yani kemiklerini falan alacağımı sanıyorum. O içgüdüyle saldırdı 9 tanesi. Yani hayvanlar beni ısırsa dişleri kırılır. Taş kesilmiştim çünkü. Neyse tabii yani duvarın dibine geldim, ellerim cebimde değil. Bu arada köpek saldırısına eller cepten çıkacak ve köpeklere asla bakılmayacak. İleriye ufuk çizgisine, o beyaz bir çizgi var orada, oraya bakıyoruz böyle. Şimdi efendim 9 tanesi efekt yapabilirsem böyle ağızla yapıyorum canlı yayını. Ya bir şey yapmadığım halde hayvanlar kendi kendine sinirleniyor. Alt müzik de bitti. Böyle 9'u birden gelince o can havliyle bu 9'una birden bu sesimi biliyorsunuz böyle. Bu hayvanlara şöyle bir...
hayvanlar bu ses bundan mı çıkıyor diyerek geri çekilmişlerdi. O yüzden hoş, yani kaba bir tabir kabul ediyorum ama yani hayat kurtarabilen bir şey. Böyle midenizden akciğerlerinize böyle derin nefes alarak böyle köpek saldırılarında hop balıydı. Evet, bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Hayvanlar var ya, ulan bu tekin adam değil galiba. Bu sunucu falan herhalde. Ya da işte mafyanın adamı gibi. Saldırmamışlardı. Evet, canlı yayınımıza hoş geldiniz. 5 paylaşım şu an itibariyle görüyorum. Lütfen paylaşımlarınızı sürdürün. Biraz önce Instagram'dan profesyonel yayın yapma programını denedik. Yarın veya daha sonraki akşamlar inşallah bir şey oturtalım. Facebook'la aynı zamanda eş zamanlı olarak, aynı saniyesi saniyesini eş zamanlı olarak Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Twitch, başka neresi kaldı? Türkiye Gov.tr. Evet, Türkiye Gov.tr üzerinden, oranın da şifreleri elimde. Şaka şaka. Şaka yaptım ben. Şaka mı? Şaka mı? Hayır, biri arayıp ciddi ciddi ya nereden eline geçirdi filan de. Şimdi arkadaşlar, bu akşam konumuz maske. Maskelerden bunaldık. Bu arada ekranda en ilginç korona maskelerini sizler için seçtim. Yani soldan sağa anlatacağım tabii ki ama korona ile ilgili çok yayın yaptık biliyorsunuz. Bu lanet olası pis virüs. Lütfen yayını paylaşalım bu arada. Yayınımızı paylaşın ki Facebook size paylaşım sever rozeti veriyor. Paylaşım sever bir insan olarak dünya tarihine sayemde geçmiş olsunuz. Mark Zuckerberg und das ist noch ortak çalışması olarak. Das ist ah ya program. Bu şekilde paylaşım sever rozeti veriyor Facebook. Lütfen paylaşalım. Mansur El Sabah Show, der bekannteste Radiosender, der auf der ganzen Welt gehört wird. İşte bu Almanca şeyi, Mark'ın şeyi verdi. Yakın danışmanı. Hemen 6 paylaşım olduk. Lütfen paylaşalım, paylaşalım, çoğalalım. Ve üreyelim, üreyelim. Şimdi ekranda gördüğünüz maskelerden de anlaşılacağı üzere program konumuz maske. Yani bıktık, usandık artık bu lanet olası maskelerden. Şimdi maske ile ilgili önemli bir 1 Haziran sonrası normalleşme planı haberi veriyorum. Haberiniz olsun. İlk defa bende bu haber. Türkiye 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İnşallah diyelim tabii ki bu arada. Vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi halinde, yani böyle gidersek, dikkatli olursak artık sahillerde, parklarda 2 metre mesafe varsa artık maske takılmaya bilecek. İsyanım var lan! Evet, yani 14-15 aydır, hani en iyi niyetle 12 aydır, 1 senedir ağzımıza takıldı bu maskeler ve çıkmadı. Çok tuhaf bütün dünyadan maske görüntüleri. Kimisi ağzına böyle pet, kadın pedi bulamadık bir aralar. Ayıp değil yani, ben de sıfır, donumu feda ettim, maske yaptım bezden. Doğal, güzel, pamuk. O yüzden bu sevinçli haberi veriyoruz. Eğer böyle giderse, zaten açık havada yıllardır diyorum. Bir yıldır açık havada, yani hiç kimse yokken maske takılması kadar saçma bir şey olmadığını söyleyenlerdenim biliyorsunuz. Bundan böyle aynı bu şekilde gidersek işte 5000'lerin altına doğru gideceğiz inşallah, öyle görünüyor. Şeyleri gördük çünkü, düşüşleri gördük. Sahillerde, parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler ise kişi sınırlamasıyla alınabilecek. Böylelikle %50 kapasiteli 1 Haziran sonrası kafeler, restoranlar, efendim büfeler, dönerciler, kebapçılar açılınca, açık havada çok olunca, zaten birçoğu şu anda açık havada, ben bugün gördüm, herkes yemek yiyordu oturarak. Diyor ki zabıta, ya burada oturarak yemek yiyorlar işte, genelge var filan. Ben ne yapayım abi? Adam döneri alıyor, masama oturuyor. Ben kalk mı diyeceğim adama? Ama ne?
Bu güzel haberi verdikten sonra bugün maskeyle yeşillikler içinde koşan bir kişiyi gördüm. Arkadaşlar bu cehalete takılmayalım lütfen. Amma ve lakin dediğimiz gibi hele hele metrobüs gibi yerlerde maske yasağı kalksa, artı maske takmama yasağı gelse, yani maske takacaksan ceza alacaksın deseler, ben metrobüsü uzun bir süre maskesiz binmem açıkçası. Ama açık havada şu maskelerden bir an önce vazgeçilmesi ve çıkarılması gerekiyor. Hayır, şimdi ben mesela açık havada, yani kimse yok, maskesiz yürüyorum. Çok uzak karşı taraftan biri böyle bana bakıyor. Hayır, yani yeşillikler içinde tek başınasın, aynı aile oturmuşsun, kapalı pencerelerde maskesiz yaşıyorsun, pikniğe çıkmışsın, etrafında kimse yok, aynı aile maske takıyor. Yani kusura bakmayın ama bu maskeralık yani. İnşallah bu maskeralıktan bir an önce kurtuluruz, ağzımızı yüzümüzü görürüz. Birbirimizden kaçmak yerine, birbirimizi gördüğümüzde maskemizi burnuna çekmek, kontrol etmek yerine inşallah, inşallah güler yüz ağızla birlikte birbirimize selam verdiğimiz günlere inşallah. Lütfen sabredelim. Lütfen bekleyelim, lütfen dikkat edelim ve lütfen kurallara uyalım ki şu lanet olası maskelerden bir an önce kurtulalım. Maskeyle yaşadığımız anılar program konumuz. Ben bir programımda değinmiştim ama yine tekrarlayacağım. Maske. Maske. İngilizce öyle deniyor. Mask. Arkadaş, bu İngilizce'de yanlış söyleniyor. Bunun ismi maske. Bak, M-A-S-K harfleri var. Maske bu ya. Mask. Mask ne lan? Sedat Peker Kıbrıs'ı da karıştırdı. Hakkında yakalama kararı var. Kısa kısa haberlerimizi vereceğiz. İstanbul Eskişehir içinde yaşayan iki vatandaş, sosyal medyada izledikleri cinsel içerikli videodaki kadınla ilgili ikisi de benim karım diyerek soluğu mahkemede almış. Tövbe tövbe. Sağlık çalışanı mektup yazıp intihar etti. Çok acıklı ama okumak zorundayız. Okuyacağız. Bir küçük 13 yaşındaki bir kızın mektubu var. Bunu da okuyacağız çünkü not ettim. Okuyacağım diye. Akıllara durgunluk veren Malatya'daki kaza, arabanın kopan tamponlarıyla birbirlerine saldırdılar. Tövbe tövbe. Sigaraya, alkole ve alkolsüz içeceklere, her şeye ek vergi geliyor. Hazır mıyız? Hayır. Bugün bir market içkiye %25 indirim yaptı. Bütün raflar boşaldı. Sanki ekmek peynir alındı. İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hangi notu bıraktı? 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü. Hep birlikte darbeleri lanetliyoruz. Hayır. Şarkıya bak, memleketteki haberlere bak. Çilli, çilli, çilli. Aman çilli, çilli. Oh, çilli, çilli, çilli.
Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Oynatmamak için oynak şarkılar çalıyoruz. Oynatmamak için oynuyoruz. Ya ben dayanamayacağım sevincimden oynayacağım. Ya ben de oynayacağım. Hadi beraber oynayalım. Hadi. Tam bu durumdayız yani. Program konumuz maskeler. Soldan sağa doğru maskeleri bir inceliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Bir tanesi ağzına kullanmadığı ayakkabıyı takmış. Yani bu nasıl bir buluştur? Bu nasıl bir icattır? Ayakkabıyı takmış ağzına. Yaşlı bir amca var, bir plastik parçasını bulmuş, nasıl uydurmuşsa ağzına. Artık ben ona plastik parçası diyorum, siz anlayın. Öbür kadın maske bulamamış, ağzına böyle Scotch Brite bulaşık da şeyi, süngeri. Bir tanesi kimyasal maske, ucuna bulamamış, gider borusu takmış. Diğer arkadaş, dünyadan manzaralar bunlar. Eşinin sütyenini almış. Hani o meme giren kısmı bir tarafa, kulağına. Memenin yani işte meme işte. O bölümü ağzına almış. Ben bir gün terzime gitmiştim, paylaştım geçen yıl size onu. Böyle kullanılmayan sütyenleri maske yapıyordu. Mustafa, Bakırköy Mustafa. Terzimin adı Bakırköy, terzilerin gülü Mustafa, inşallah bizi bir şekilde dinliyordur. O da sütyenleri maske yapıyordu. Tabii eller filan hep içinde dikiyor ya makine. Şimdi en son maskeye baktığımızda bakın bunlar şaka değil. Bunlar bütün dünyadan maske görüntüleri. Öbürüsü ise en sondaki yeşili 19 litrelik su damacanasını altına da kaza geçirerek kafasına yapmış. Yani tamam, hani virüsten korunuyorsun ama kalpten gideceksin. Beyin şey olacaksın. Beyin dallaması. Şimdi kısa kısa haberlerimizi verelim arkadaşlar ve ondan sonra sizlerin yorumlarına bakalım. Bu arada yayınımıza kimler katılmış? İlk Melih Güler katılmış, tebrik ediyoruz. Melih, Yücel, Gülcan, Okan abimiz, Cüneyt kardeşimiz, Mustafa, Armağan, Nafis, Kutsal, Fatoş, Öznur, Barış, Onur, Yücel, Cengiz, Mustafa, Mevlüt, başka Ahmet Kaymak, paylaşım sever, helal olsun. Bak Facebook paylaşım sever rozetini veriyor ve Hidayet Gürcan abimiz yayınımıza ilk katılanlar. Teşekkür ediyoruz delikanlıları. Tebrik ediyorum. Evet, resimde gördüğünüz gibi sizin rastladığınız komik şeyler veya kendi yaptığınız maske çeşitleri var mı? Lütfen bize bununla ilgili mesaj atın. Hemen mesajlara geçiyoruz. Şimdi ufak ufak acaba ne gibi haberler var? Yurttan ve dünyadan gelişen haberler nelerdir? Tabii yurtta gelişmeyen haberler de var. Hatta bazen öyle bir kısır döngü, kabız bir haber akışı seyrediyoruz ki televizyonlarda. Şöyle çıkması lazım sunucuların. Bir defa sunucular izleyici diyor. Bu yanlış arkadaşlar. İzleyici denilmez. Seyirci denilir. Çünkü televizyon izlenmez. İz bir üzerinde takipten oluşur. Seyirci olacak. Sevgili seyirciler olacak. Biz size sevgili işitmeciler veya bir şey değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz diyoruz değil mi? Televizyonda izleyici olmaz. Her ne kadar iplenmese de artık izleyici temsilcisi et Kanal D, izleyici temsilcisi et Show TV diye uzantılar alınmış artık, e-mailler falan. Çok zor ama hala TRT televizyonlarında bile izleyiciler diyen kişiler görüyoruz. Bazı kanallarımızda sevgili seyirciler, yani seyirci ibaresi kullanılıyor. Tebrik ediyoruz onları. Sevgili seyirciler demek en doğrusu televizyonda, radyoda nasıl sevgili dinleyicilerimiz dediğimiz gibi. Yani ne diyorduk? Ha, yani şimdi o kadar gelişmeme var ki, aynı konular, kabız mevzular var ki televizyonlarda, artık baygınlık geçiriyoruz. Haberler şöyle başlayacak. Sevgili seyirciler, Türkiye'de meydana gelen gelişmemelerle ilgili programa devam ediyoruz. Bugün yine herhangi bir gelişme yaşanmadı.
gelişmemelerle birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Ya, o kadar gelişmeme var ki. Gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Koronavirüsten ölenlerin sayısı... Ya kardeşim, gelişme bu değil ki ya. Efendim, filanca yerde kaza oldu. Herkes birbirine girdi. Kadın cinayeti oldu. O bunun kafasını yardı. Bu bunu balkondan aşağı attı. Neymiş efendim bu? Gelişmelermiş. Ulan bu gelişmeyse lanet olsun ya. Ulan bu şekilde gelişmeyelim biz ya. Yani... Geriye doğru gelişmelerle karşınızdayız. Bu doğru. Efendim, biraz önce de söylediğimiz gibi halen sokak kısıtlamaları var. Bunların kaldırılması bekleniyor. Pazartesi akşamı kabine toplanıyor 15 gibi. Yine 19 gibi kararlar açıklanır ve bir an önce açıklanır umarız. Çünkü insanlarımız artık bitti. Gerçekten bizler de nefes alamıyoruz. Yani iş ya bu kadar zor bir hayat var, bir de ağızda maskeler var. Hala saçma sapan bir şey devam ediyor. İnşallah 1 Haziran'dan sonra vaka sayıları da böyle düşmeye devam ederse artık sahillerde, parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafelerse kişi sınırlamasıyla, orada da biliyorsunuz eğer %50 doluluk oranı alınırsa çok zorlanacak insanlar, ama oralarda da maske takılmayabilecek. Zaten yemek yiyebilmek için maskeyi ne yapmamız gerekiyor? Ben bir gün maskeyle, ben anımı anlatayım. Öyle çok acıkmıştım, maskeyle birlikte yedim ağzıma attığım yemeği. Sokakta insan karnı acıkıyor, bir yerden bir simit bir şey alacaksınız değil mi? Ya da bir sandviç alacaksınız ya da döner, dürüm bir şey. Ya acıkıyorsunuz, alışmışız yıllardır langırt ağza götürüyoruz. Puh diye şey yaptım, bir baktım maskeyle birlikte. Neyse, bir hava deliği açılmış oldu. Sizlerin de anıları varsa alalım lütfen. Dediğimiz gibi 1 Haziran'dan sonra böyle kalabalık olmayan yeşillik, işte park, bahçe, sahillerde maske takılmayabilecek. Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayeti iddiası yeni gelişme. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları Kıbrıs'ı da harekete geçti. İddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kuruldu. Umarız bizden daha hızlı davranır Kıbrıs. Siz mesajları atın, şimdi mesajlara geçiyoruz. İstanbul ve Eskişehir'de yaşayan iki genç adam sosyal medyada izledikleri cinsel içerikli videodaki kadınla ilgili "benim karım" diyerek soluğu mahkemede aldı. Eşlerden biri karısını kazandan tanıdığını belirtirken diğeri ise "karımı ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" dedi. Ya ben bu haberi anlamakta çok güçlük çektim, defalarca okudum. İstanbul'da ve Eskişehir'de yaşayan, şimdi haber ajanslarında isimleri de var ama soyadları noktalı. Ben isimlerini de söylemiyorum, yayıncılık gereğim. Şahsım yayıncılığında bunu uygun görmüyorum. İki kişi, İstanbul ve Eskişehir'de iki erkek, ikisi de cinsel içerikli video seyrediyorlar ve ikisi de ikisinin de gördüğü karıları, yani tabii normalde birisinin karısı olması lazım. Öbe estağfurullah, nasıl toparlayacağımı bilemiyorum. "Benim karım" diyerek ikisi soluğu mahkemede aldı. Eşlerden birisi karısını kazağından tanımış, diğeri ise ameliyat izinden ve saçından teşhis etmiş. Sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının karıları olduğunu söyleyerek soluğu adliyede aldı. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Efendim, biraz önce de söylediğimiz gibi bir sağlık çalışanı "yoruldum" yazılı mektup bırakarak intihar etti. Artık bu haberin detayını televizyonlarda inşallah görürsünüz diyelim. Diğer bir tarafta İzmir'de üvey babası Bülent S. tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuğun tuttuğu günlük yaşadığı travmayı gözler önüne serdi. Bu haberleri okurken dehşetler içinde kalıyoruz. Küçük kızın günlüğünde ne yazıyordu biliyor musunuz? Şöyle yazıyor: "Biliyor musun? Çok mutluyum. Çünkü o adam cezasını çekecek. Ama
Bir de korkuyorum çünkü anneme bir şey yapmalarından korkuyorum. Yazdığı görüldü bu notta. Yani içim burkuldu. Bu küçücük evlat ya bu. Yani bu ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. 13 yaşındaki kızın üvey baba tacizi mektubunu yazdığınız zaman o satırları okuyacaksınız. Ben dayanamıyorum artık çünkü. Geçelim İzmir'den Malatya'ya. Malatya Caddesi Hazar Dağlı kavşağında bir kaza meydana geldi. İA idaresindeki bir otomobil ile SA yönetimindeki bir başka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan inen şahıslar birbirine girdi. Şimdi biliyorsunuz başka bir ülkede herhangi bir şekilde bir kaza olduğunda ya da insanlar birbirine çarptığında ya bir darbe olduğunda insanlar inerler ve İngilizce birbirlerine "Are you fine? Are you okay? Are you all are you okay?" yani tamam iyi misin? Okay mi falan derler değil mi? Burada doğrudan dalınıyor. Doğrudan dalınıyor arkadaşlar. Yani ne noktada olduğumuzu düşünebiliyor musunuz? Ya arabadan kurtulduğuna, içinden sağ çıktığına dua edeceğine, yani böyle uzuvlarına bakacaksın, parmakların var mı, böyle belim, bu omurgam kırılmış mı değil mi? Yani ambulansı bekleyeceksin kıpırdamadan. Efendim bunlar inip tekme ve yumruklar havada birbirlerine girişler. Diğer bir şahıs ise hızını alamayıp aracından kopan ön tampon parçası ile diğer kişiye defalarca vurmuş. Ah diyorum. Başka bir şey diyemiyorum yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu kadarını da görmedik. Bu baklavacılar vardı biliyorsunuz. Hamile kadının arabasının üstünde tepinen katırlar vardı. Bir de iniyor. Orada insan korkmuş. Bir de bu suçlu bunlar. Yani bu bu dallamalar suçlu, bir de camı aç filan diyorlar böyle. Camı açacaksın oradan boğazına. Ya camı aç ki böyle. Aslında böyle öyle özel bir aparat olacak ki böyle. Camı açtığınız an o elini içeri böyle koyduğu zaman oradan bir öyle bir airbag gibi bir şey açılıp elini kapacak bunun. Ama aracın içinde elini kapacak ki polis geldiği zaman cam açık ve aracın normalde kapısını, bir başka aracın kapısını dahi açmak suç. Hele içeriye girmek, bunun avukatlar dinliyorlarsa, şu anda bir avukat dinliyorsa hani hangi yasa fıkra şeyse yazsın bize, fıkra diyoruz. Komedi gibi. Yani suç bu, böyle elini filan yakalayacak böyle, yukarı koluna doğru yakalayacak, kapıya sıkıştıracak böyle. Yani lütfen tabirimi, benzetmemi mazur görünüz. Hani Müjdar'ın İffet filmi var ya, böyle Faruk Peker Müjdar'ın kafasını sıkıştırıyor, tecavüzcü şerefsiz, hani rolündeki gereğini de söylüyoruz. Cemil miydi neydi o şerefsizin ismi? İşte o şekilde böyle saldırdı mı özel bir aparat olacak, adamın böyle kafasını falan sıkıştıracak polis gelene kadar. Bu ne böyle ya? Yahu tamponla vuruyorlar. Yahu bir çıkın, bir iyi misiniz deyin, rapor tutun, bir şey yapın. Aa, sağ kurtulduk. O zaman birbirimizi sağ koymayalım bari. Efendim gözümüz aydın, sigaraya, alkollü ve alkolsüz içeceklere ek vergi geliyor. Geçen de tepeden tırnağa haşırt diye bir zam gelmişti biliyorsunuz. Bütün akaryakıt ürünlerine, nedir bu efendim? Esnafa böyle 6 milyar! Meral Akşener, Meral abla dün çok güzel yaptı böyle. Erdoğan diyor işte bu hibeyi söylüyor, 6 milyar demiyor diyor. 6 milyar! Öte taraftan bu beşli müteahhit var ya, beşli çete diyorlar ya işte. Bu kadar insana, milyonlara 6 milyar veriliyor ama bir tek inşaatçıya 10 milyarcık. 6 milyar! Mansur El Sabah Show. İşte efendim bu 6 milyar filan var ya, bunların şeyi çıktı.
Yani bu taraftan veriliyor, bu taraftan çıkıyor, böyle kevgir bir durum. Tütün mamulleri alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu ve konsinye işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi doğacakmış. Neyse efendim, anlayacağınız, sigaraya alkollü, alkolsüz içeceklere ek vergi geliyor. Hani alkollülere filan, sigaraya yine bilmiyorum ama alkolsüz içeceklere gelmesi çok düşündürücü. İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir not bıraktı. Şu anda çalkalanıyor bu not. Antalya'da bir süredir işsiz olduğu belirtilen 24 yaşındaki İhsan B. adlı gencin intihardan önce Erdoğan'a bir not bıraktığı ortaya çıktı. İhsan B. yayımladığı notunda, "Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak. AKP hükümeti ve RTE benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbette geri alacağız." ifadelerini kullandı. Burada değilse bile bir başka yerde. Evet, Antalya'da 24 yaşındaki İhsan Bey isimli genç bir süredir iş arıyordu. İş bulamayınca dün apartmanının 5. katından atlayıp canına kıydı. Son notunda iki elim yakanızda AKP RTE yazıyordu. Artık bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1965-1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Biz her zaman dediğimiz gibi demokratik, laik bir delikanlı olarak her zaman darbelere lanet okuyoruz. O yüzden 1960'ta yapılan bu darbeyi de lanetliyoruz ve Adnan Menderes'i saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Şimdi efendim, bunlar bu kadar. Şimdi devam edelim maske muhabbetlerine. Sizin maskeyle ilgili sorunlarınız veya maskeyle ilgili anılarınız, komik, acı, tatlı veya maskenin size kazandırdığı veya kaybettirdiği şeyleri konuşacağız. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Savaş Yol devam edecek. Evet, devam edeceğiz. Maskeleri de görüyorsunuz ekranda. Sizler de bunlardan herhangi birini taktınız mı? Şu anda ekranda gördüğünüz maskelerden herhangi birini taktınız mı? Mesela damacana, sütyen. Haydi mesajlara bakalım şimdi. Şarkı da çalsın bir yandan. Melih Güler, merhaba Mansur Bey, iyi yayınlar demiş. Sağ ol Melih kardeşim, size de iyi akşamlar diliyorum cümle aleme. Yücel, güzel İzmir'den, sıcak İzmir'den. Dün akşam taraftar olduğum Büyük Altay Futbol'da Süper Lig'e çıktı, mutluyum demiş. Mutluyuz kardeşim Altay'a. Büyük Altay'a tebrikler buradan. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü, biraz önce dağındık tabii ki, ne yazık ki. 1999'da BM Savaş Suçları Mahkemesi Yugoslavya Devlet Başkanı Milosevic'i Kosova Arnavutlarına yapılan soykırım nedeniyle suçladı. Peh, bu kadar yani. Zaten bu Allahsız kitapsızlar Avrupa'nın göbeğinde bu soykırımı görmedi ya şerefsizler. Hiç olmayan Türkiye adına soykırımlar üretiyor bu şerefsizler. Göbeğinde olanları görmediler. Lanet olsun size, ne diyeyim ben. Yıkılsın dünya, hakikaten şarkıda dediği gibi üzerinize yıkılsın. Gariplerin, mazlumların değil, sizlerin üzerine. Korona maskeleri, korona süresinceki maske muhabbetleri program konumuz. Lütfen paylaşıma devam edelim. Gülcan Hanım, merhaba messevenler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Messelam. Evet, Cüneyt Ferhat güzel abiye selamlar abicim demiş. Ferhatçığım, sen neredesin uzun süredir ya? Benim kadın, kadınları seven, benim kadın kadınları özleyen ben birini daha ben yeryüzünde görmedim. Yani bir kadın olsa da bir sevsem. Bir kadın bulabilsem de benim kadın, onu bir seven. Ben birini ben daha göremiyorum. Benim kadın. Mustafa, iyi yayınlar diliyorum abim. Zeytin ve zeytinyağıyla meşhur Milas'tan sevgiler. Ya bak işte böyle yazacaksın. Zeytin ve zeytinyağıyla meşhur Milas'tan bize sevgilerini göndermiş.
sağ olsun. Lütfen bulunduğunuz yerin konumunu, konum at bana, öyle diyorlar ya, konum at bana. Ve meşhur olan şeylerini anlatın ki bu cennet memleketin neleri var hala konuşalım. Maskelerle ilgili çektiğimiz sıkıntılar nelerdir? Armağan demiş ki maskeler sıkıntı, nefes almamızı engelliyor. İnşallah aşılama hızlı şekilde herkes aşı olursa sonbaharda maskelerden kurtuluruz. İstanbul Küçükçekmece'den selamlar. Sağ ol kardeşim, bizden de selamlar. Hoş geldiniz dedik. Nafiz Bey hoş bulduk efendim demiş. Gel Hollanda'ya özgürce dolaşalım Mansur Bey. Tabii onlar maske, mesafe gitti orada değil mi Hollanda? Hollanda'dan mesaj gelmiyor dedik geldik. Almanya'dan gelmiyor. Almanya. Mansur El Sabah Show, der bekannteste Radiosender, der auf der ganzen Welt gehört wird. Amerikanya, İngiltere, Bratislava, buradan mesaj almıyoruz. Mansur El Sabah Show, the most known radio show that is being listened to all over the world. Evet, şimdi maske muhabbetleriyle yayınımıza devam ediyoruz. Saatimiz 18.40 itibariyle sizlere ulaşıyoruz ve maskelerin sıkıntıları, tabii zararlarını da anlatacağız arkadaşlar bu maskelerin. Çünkü çok büyük zararı var. Özellikle kalbe büyük zararı var. Tabii ki ölmemek için maske takıyoruz ama büyük sıkıntılar beraberinde gelecek. Geldi de zaten ama ne yaptık işte, işi bulandırmayalım. Zaten kritik noktadayız. Şimdi insanlar maske şöyleymiş filan, nefes darlığı yaratıyormuş. İşte maske kalbin basıncını, kalbe giden oksijeni engelliyormuş diyerek yanlış anlaşılmalarda bulunmamak için ne yaptık efendim? 1 Haziran'a yaklaştığımız ve açık havada, sahillerde, kırlarda, bayırlarda, deniz kenarlarında artık maskelerimizi çıkarabileceğimiz günlere geliyoruz. Size sorduk, dedik ki maske ile ilgili anılarınız var mı veya maske ile ilgili duyduğunuz sıkıntılar? Ekranda da gördüğünüz gibi özellikle geçen sene, bu sene yine iyi çünkü maske sıkıntısı vardı. Bir maskeyi 5 liraya aldığımızı hatırlıyorum ben. Şimdi 50 tanesi 10 lira. Yani düşünebiliyor musunuz? Yediğimiz kazıklar öyle böyle değil. Hollanda'ya çağırmış bizi, inşallah bir gün gideriz Nafiz Bey, sağ olsun. Kutsal maske anılarımız. Bazen takmayı unutup dışarı ya da işe gitmek sıkıntı doğuyor. En yakın bakkal marketten alıp işimize gidiyoruz. Ya bir de bu var, düşünsenize, bir sürü maskeniz var, unuttunuz. Gidip parayla 1 liraya bir maske alıyorsunuz. Genelde yıkanabilen maskeler kullanıyorum demiş Kutsal. Aynen ben de öyle, çift pamuklu yıkanabilen. Yani hem ağzımı silebiliyorum pamuklu olduğu için. Sabun sürüyorum, ağzımı da siliyorum ya. Şaka bir yana, pamuk maske kullanıyorum, çift katmanlı. Yanları çok hafif böyle şey, yani bir nefes almamız lazım. Bir de benim sıkıntım maskeyle ilgili. Yani hepimiz yaşıyoruz, özellikle gözlük kullananlar. Ben güneş gözlüğü kullandığım için dışarıda, hani mesela şu anda bile gerekiyor baktığım zaman, buhar yapıyor arkadaşlar. O yüzden o tekniği anlatayım, ben buldum onun tekniğini. Eğer telli ise teli iyice kapatıyorsunuz ve bu yan taraflardan nefes alıyorsunuz. Ulan bu hayat mı ya, bu verdiğim tarife bak ya. Ağzının yan tarafından. Yani çok affedersiniz, neredeyse kıçımızdan nefes alıyoruz ya. Yani vallahi ya. Vallahi çok güzel konuştun. Yani yalan mı ya? Fatoş Mersin'den selamlar. İyi yayınlar Mansur. Vallahi bıktık bu ilk günden bu yana. Her koşulda maske taktık. Kurallara harfiyen uyduk. Kural bir tarafa, sağlığımız için taktık ama baktık ya. Hele de Mersin'de nem. Ya arkadaşlar, evet, çok sıcak yerlerde, çok sıcak ortamlarda çalışan insanlar var. Yani geçen sene şu resimde gördüğünüz gibi saçmalayanlar bu sene yok çok şükür. Yani öyle görüyorum ben. Özellikle böyle Avrupa'da falan çok saçmalayan vardı. Böyle klozet geçiren vardı kafasına. Hayır, ağzını virüsten koruyor ama oka batmış. Oka. Allah Allah. Bu arada ben yayın esnasında su içiyorum bazen. Elhamdülillah. Efendim sizler de lütfen eve geldiğinizde dışarıdan özellikle yudum yudum su için
arada su için böyle kalabalık yerlerde çalışanlar varsa yudum yudum içsinler. Biliyorsunuz koronavirüs boğaza yapıştığı anda onu mideye indirdiğin zaman mide onu bu şekilde mide asitleriyle mikroskop sesini verdim. Parçalıyor. Yudum yudum su içmeye dikkat edelim. Lanet olası sigarayı bırakalım. Zaten vergilerden dolayı bir gün seve seve bırakacağız. Öyle görünüyor. Herhalde zorluyor bizi demiş Fatoş Hanım. Mersin'den olunca tabii mesaj. Bir de nem var böyle. Bir de yapışıyor ağzına. Yani hayattan soğuyorsun ya maskeyle. Özgür Hanım selamlar. Ankara'dan yağmurlu bir havadan demiş selamlar. Barış Demir merhaba güzel insan demiş. Sağ ol Barış'cığım. Her zaman senin ismini Atatürk'ün o güzel sözüyle anıyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Naçizane benim de bir ilavem var ama önce kendinle barış. Kendinle barışık insanların tercih ettiği program devam ediyor. Onur Ceren, Mansur abi merhaba iyi yayınlar. 112 ekibi olarak sizi zevkle dinliyoruz. Bir an önce normalleşmeyi umut ediyoruz. Ayrıca buradan biricik arkadaşım Yaren'e selam gönderir misin? Yaren selam olsun sana. Buradan alkışlar 112'lerin tamamına. Acil servisler, 112 acil servis. Bütün çalışanlarına. Yücel, güzel İzmir'de havalar ısınınca bazı hanımlar arasındaki hangimiz daha dekolte yarışmasına başlayınca dışarıda pek çoğu genç hanımlar olmak üzere bazı hanımlar yüzlerindeki maskeleriyle ünlü yani İzmir'dekiler özellikle demiş İzmir temsilcimiz bildiriyor biz demiyoruz. Yani öyle açılmış saçılmış ki İzmir'de hanımefendiler ya Mezdeke grubu gibi bir durum olmuş ortada. Mezdeke. Çok güzel tarif etmiş. Ağızlar ve burunlar maskeyle sıkı sıkıya kapalı. Diğer yerler fora. Bizim gelin bizden kaçar, ağzın örter, bip açar. İşte bir de öyle kapalı hanımlar falan görüyorsunuz ya böyle. İşte kafayı böyle sıkmış falan falan, diğer taraflar fora. Arkadaş, kardeş sen yanlış anlamışsın. Sıkılacak yerler başka. Yani kapanacak belli edilmeyecek yerleri belli ediyor. Kapanmaması gereken yeri sıkı sıkıya bantlamış. Sıkı sıkıya. Olmaz böyle bir şey ya. Tersini anlamış. Cengiz Yılmaz iyi yayınlar Mansur abi demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Bana abi diyenleri çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Ya şimdi uzun yıllardır abi deniliyor bana filan. Bir küçük çocuk merhaba amca dedi filan. Bayağı bir bozuldum ya. Ya ben bu arada amcayım da yani yeğenlerim var. Ya onlardan çok yaş olarak ileride değilim. İşte diyelim 9-10 yıl, 11 yıl. Daha 11 yaşındayken amca, amca. Ama ilk dayılığı tattık tabii ki. Böyle yeğenler şey diyordu. Ne haber? Dayı, dayı, dayı. Dayı oğlu dayı tanıştırayım. Hayır yani belki bu şeylerin bir kötü bir şey yok da biz öyle buyur dayı işte ne haber amca yani filan falan bir acayip oluyor. O yüzden Cengiz sağ ol yayınlar Mansur ağabey demiş doğrusu budur. Ağabey kısaltılmışı abi o a'yı çift yapıyoruz abi değil abi. Mustafa dayı iyi yayınlar olsun demiş. Çok teşekkürler Mustafa kardeş. Sıcak Bodrum'dan sıcak sevgiler göndermiş Okan abimiz sağ olsun. Ama maskeyle ilgili soru soruyoruz. Lütfen yazın cevaplayın. Caddeler özgür olsun izine geleceğiz. Biz burada dışarıda takmıyoruz. Polisi zabıtayı demiş. Nafiz Duman. Vallahi arka Nafizciğim biz de burada maske haricinde hiçbir şeyi takmıyoruz. Öyle söyleyeyim. Derin mana var bu lafta. Eyvallah çok güzel konuştum. Sağ olasın. Mevlüt Uyar yayınlar Mansur Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Yayınımıza lütfen hem paylaşım olarak katkıda bulunun. Hem de yorum yazın programla ilgili. Çünkü bakın Ahmet Kaymak paylaşım sever bir sanatçımız, dinleyicimiz. Hemen paylaşım sever rozeti aldı.
Ahmet ne demiş? Suya atılınca batmayan Lületaşı diyarı Eskişehir'den bol selamlar. Bak ne kadar güzel tanıtıyor. Eskişehir'e ya. Muhteşem şehir Eskişehir'e selamlar. Gösteriye gelmiştim. İnşallah bir daha giderim. Gücü gülüşünde ve esprisinin özgürlüğünde olan tek program Mansur El Sabah ve dinleyen tüm mestlere, yani Mansur El Sabah dinleyicilerine selam olsun demiş. Mest topluluğu, mest. Mest oldum deriz ya T ile. İşte bize de Mansur El Sabah topluluğu olarak mest deniliyor. Hemen mest oldum hesabı. Hidayet abimiz, aziz ve muhterem Mansur Bey kardeşim merhaba nasılsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum abicim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Cümle alemin, bu programı dinleyen dinlemeyen bütün insanlığın iyi olmasını Allah'tan diliyorum. Vallahi billahi yürekten diliyorum. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Nasıl? Hay ağzının tavanını öpeyim be. Öp ulan. Ağzımızın tavanını rahatlıkla öptürebileceğimiz güzel günler yaklaşıyor arkadaşlar. Çok değerli Hidayet abimizin mesajıyla devam edelim. Çok deneyimli bir dinleyicimiz, hakikaten köklü bir kuruluş. Yani dinleyiciden öte bir kuruluş, kuruluş Hidayet abimiz. Allah hepimize de hidayet versin bu arada. Yani kavram olarak tabii ki... Evet, güzel bir fon müziği seçeyim. Erol Evgen'in altyapısı olsun. Ya bu hayatta güzellikler, sevgi vesaire olmazsa bu hayat çekilir mi arkadaşlar ya? Siz olmasanız, ben olmasam, ben olmasam, sen olmasam, değil mi? Maske ile ilgili çektiğimiz sıkıntılar, program konumuz, maske türleri. Tabii bu arada yeni türküden Maskeli Balo'yu çalacağım muhakkak, hazırladım böyle cuk diye. Demiş ki Hidayet abimiz, bu maskeli dönemde en çok tuhafıma giden banka şubelerine bile maskeyle girmek. Hiç unutmuyorum, çok doğru söylemiş Hidayet abimiz. Eskiden böyle maskeyle yaklaşsan güvenlik elini silahına atıp hemen durdururdu. Şimdi maske takmazsan kapıda durduruyor. Notere gitmiştik mesela, noter çıkarın maskeyi dedi. Baktı böyle ikimize, araç satışı vardı geçen sene. Takın. Kepazelik ya, vallahi billahi. İnşallah bir an önce bu aşı muşu her şey olur da bankalara maske ile girilmez. Şimdi maskesiz girilmiyor. Çok doğru. 65 yaş üstüne getirilen kısıtlar, yasaklar ne zaman bitecek? Şöyle bir şey. 2 doz aşı yapan 65 yaş üstü istediği yere, istediği saatte rahatça gidebilecek. Ama tabii 1 Haziran'dan sonra 1 Haziran'dan sonra 65 yaş üstü kısıtlamaların da inşallah diyelim, öyle bir öngörü var çünkü, kalkacağı yönünde. Biz 65 yaş üstüne terhis belgeleri ne zaman verilecek demiş. Bıktık, usandık, perişan olduk, psikolojimiz örselendi. Teke zortlatması isimli halk oyunu ile ünlü Burdur'dan Hidayet abimiz sağ olsun. Hanife Hanım iyi akşamlar Mansur abi. Yağmurlu bir Ankara'dan selamlar. Bizden de efendim. Ankara'da, burada İstanbul'da da vardı bugün. Çok hafif. Şöyle arabaları bir kirletti. Bir iki aracı birbirine vurdurttu. Biraz gürledi, esti. Ve gitti. Hayırlı ve bereketli yağmurlar dileyelim. Nursel Hanım, yürüyüşünden Mansur El Sabah dinliyoruz. Nursel Reyhan yürüyüşünden Mansur El Sabah dinliyoruz. Yürürken bizi dinliyorlarmış. O zaman ne diyelim biz? Yürü! 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 Helal olsun. Günde 10 bin adımı aşmamak, 5 binden aşağı kalmamak üzere yürüyüş çok sıhhatli. Ben hemen hemen 10 bin adıma kadar yürüyüş yapan biriyim. Her gün en az 5 bin adım. En fazla 10 bin adım, bundan fazlası zarar, bunu da söyleyelim. Uzmanlarımız, doktorlarımız, hocalarımız söylüyorlar. Evet, maskeyle ilgili Hanife Hanım, şu maskelerden ve canlı derslerden çok bunaldım. Yani hakikaten ya, bu özellikle çocuklarımız mahvoldular evde. Yok internet çekiyor, çekmiyor. Yok işte böğün canlı yayın var mı? Yani. Öğretmenim. Öğretmenim. Ne var çocuğum? Böğün canlı ders var mı? Öğretmenim böğün canlı ders. Öğretmenim böğün canlı ders.
Ya inşallah bu günler gider. Maskelerden, canlı derslerden hepimiz buktuk, bıktık. Daha MEP telafi eğitimi yapacakmış abi. Artık tatil istiyoruz. Lütfen bir de Sedat Peker'i televizyonlarda artık görmek istemiyoruz. Yani hakikaten yani. Memleket meselesi haline geldi. 15 senedir yeni mi aklına gelmiş konuşmak demiş. İşte biz de onu geçen hafta söyledik. Yani Sedat Peker ne oldu da hani bu kadar bekledi. Ya da bu siyasetçiler bu Sedat Peker'le kankaydı. Ne ara bozuştular bunlar? Bak, derin mana var bu lafta. Sanatçılar, siyasetçiler. Vay Sedat abi falan. Ratingleri iyiymiş diyor Sedat Peker'in. 60 bin olmuş YouTube'da. Bülent Bey, Sayın Bin Ali Bey'in mahdumu bile Venezuela'ya maske götürdü ya. Helal olsun. Tabii buna kim inanır? Ben Kadir inanır ulan. Kadir inanır. Bin Ali'yi de rakamla yazmış. Bin Ali. Ama görünüşe göre Venezuela'dan tulum peyniri almış. Yani resme bakılırsa tulum. Hidayet abimiz, bazı yerlerde bazı kimseler maskeleri kollarının pazu kısmına takıyorlar. Bu halleriyle futbolcu takımı kaptanı veya askerde kolluk takmış nöbetçi. Hakikaten nöbetçi subayı falan gibi oluyoruz. Nöbetçi maske denetleyicisi gibi. Bugünkü konumuz biz müjdeyi herkesten önce verelim dedik. Çünkü son dakika olarak haberleri alıyoruz ve sizlere iletiyoruz. Tekrarlayalım. 1 Haziran sonrası, yani önümüzdeki salı gününden itibaren pazartesi kabine toplantısı açıklamaları bekleniyor. Cumartesilerin kaldırılması, pazarın da aslında kaldırılması var ama bilim kurulu zorluyor. Hatta onlar yani 17 gün kapanmışken bunları iyice bir tutalım filan da diyorlardı da. Artık sahillerde, parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Bunun müjdesini verdik. İnşallah bu müjde ileri tarihe ertelenmez. Biliyorsunuz Haziran'da alınacak kararların normalde 17 Mayıs sonrası alınması söz konusuydu. Ama 10 binin altına daha düşmediğimiz için o zaman geçemedik tabii ki. Evet, kollarına takıyor kimseler. Ben de mesela maskeyi şimdilik çenemizde tutuyoruz. Böyle yürüyüşlerde vesaire gibi kimsenin olmadığı yerlerde birini gördüğümüz zaman selam vermek yerine ne yapıyoruz artık? Maskeyi burnumuza tıkıştırmaya çalışıyoruz. Onunla uğraşırken o onunla uğraşıyor, sen onunla geçiyorsun. İnşallah açık havada, yani 2 metre mesafe olan yerlerde bu maske takma saçmalığı sona erecek diye düşünüyoruz. Bazı kimseler demiş Hidayet abimiz, maske yerine kafalarına şeffaf bir şey takıyorlar. Kaynakçılara veya diş hekimine. Hakikaten kaynak yapılırken ya onlar da tam maskaralık zaten. Yani o şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela tükürüklü konuşan kişiler var ya. Ne yapıyor abi? Ne var ne yok? Ancak hani tükürük partiküllerinin gelmesini engelliyor. Yani infection olarak, enfeksiyon olarak orayı burayı kapamadığı için şey yapmıyor. Onun yerine normal bir pamuktan maske takmak birkaç zaman daha yeterli olacak arkadaşlar. Ama yani onu takıyorlar, bu sıkıştırıyorlar, kafasına siperlik takıyor, ellerinde eldiven bilmem ne. Korunuyor. Sonra artık bir gün, 50 gün sonra gözünün pınarını bir kaşıyor, koronavirüs olmuş. Efendim, ne böyle boş verelim ya işte koronavirüs yok lan, bunlar çip takacakmış da Bill Gates'in şeyiymiş bunlar. Ne böyle virüsün olmadığına itiraz edecek kadar ahmak, ne de açıp onları, kapıları falan, etrafı fıs. Bütün sermayeyi çamaşır suyuna, dezenfektana, efendime söyleyeyim kolonyaya yatırıp da işte maskelikler, siperlikler, işte efendim böyle aya çıkıyormuş kıyafetiyle dolaşanlar kadar vezveseci yapmasın diyoruz. Maskenin kalbe ve akciğerlere verdiği, solunum yollarına verdiği zararları bir başka programda ele alacağız. Bugünlük maske anıları programımız konusuydu. Yayınımız birazdan
internet ortamında yani YouTube'da devam edecek yayınımız. Hemen oraya yükleniyor. İşte yarından sonra Instagram'dan da eş zamanlı yayın yapmaya özen göstereceğiz. Son mesaj Barbaros Uzun Öner tiyatrocu kardeşimden. Mükemmel haberler, küsel küsel demiş. Ben de ona küsel küsel selamlarımı gönderiyorum. Ve diyorum ki aşk, sevgi ve sağlıcakla yarın akşam kimselere randevu vermeyin. 18'de birlikte olalım. Teşekkür ediyorum. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler azrail olur. Mansur Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.